Amerika'da Dominik'te yaşanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edildi arkadaşlar. Geleceğimize, hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz 25 Kasım buluşması için bugün bu alandayız arkadaşlar. Geçen 25 Kasım'dan bu yana bu topraklarda kadına yönelik şiddet bitmeyip hala artarak devam etmektedir. Kadınlar her gün şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyorlar. Şiddet o kadar arttı ki artık medyada sıradan vaka gibi yer bulmakta. Her sosyal kültürel çevreden, ünlü ya da ünsüz toplumun her kesiminden kadına yönelik şiddet tanıklık ederek devam etmektedir. 2018'in ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuk öldürüldü. 50 kadına tecavüz edildi. 162 kadın tacize uğradı. 375 kadın zorla seks işçiliği yaptırıldı. 279 kız çocuğu cinsel istismara maruz kaldı. 316 kadın yaralandı. Bunlar sadece medyaya yansıyanlar değerli arkadaşlar. Tacizler evde, sokakta, belediye otobüsünde yaşandı. Yani kadınlar hiçbir yerde güvence altında değildiler. Cinayetlerden bazıları uzaklaştırma kararına rağmen işlendi. Devlet kadını koruyamadı arkadaşlar. Kadınların büyük bir bölümü kocaları veya sevgilileri tarafından öldürüldü. Dile getirmekten dahi utanç duyduğumuz bu olayların hepsi bu yıl bizim ülkemizde yaşandı. Kimi komşumuzdu, kimi arkadaşımızdı. Yani 2018'de erkek sevgilisini öldürdü arkadaşlar. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. İktidarın kullandığı şiddet dili şiddeti körüklüyor. İnsanların hemen hemen her konuda ötekileştirildiği ülkemizde kadın da ötekileştiriliyor. Kadına yönelik şiddeti çözmeyi namus kavramına kadar indirgeyen anlayış kadınları öldürdü. Katil ya da tecavüzcü kravat takıp takım elbise giydiği için iyi hal indiriminden yararlandı. Kadınların olmadığı bir dünya düşünülemez. Kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için ayrıştıran ve ötekileştiren dil terk edilmelidir. Kadın istihdamı artırılmalıdır. Kadınların çalışma yaşamında eşit koşullarda daha çok yer alması sağlanmalıdır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismara karşı ihal indirimi kullanılmamalı, en üst seviyede cezalandırılmalıdır. Evde, ailede, eğitimde, iş yerinde, sokakta, siyasette, medyada, dilde, tribünde, hukukta kadına şiddet kültürü kendine yer buluyor. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu eğitimdir. Kadına şiddetle mücadele ders kitaplarında yer almalıdır.
başlayarak müfredata, toplumsal cinsiyet eşitliği, büyüklerin zararlı dokunuşlarının anlamaları sadece yabancılara değil, anne ve babaya da karşı haklar gibi dersler konulmalıdır. Şiddeti artıran en önemli etkenlerden bir diğeri de yoksulluktur değerli dostlar. Kadınlara mutlaka güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadınlar kendi yaşamlarını bağımsız şekilde sürdürebilecek şekilde gelir elde edebilmelidirler. Kız çocuklarının erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmeli, eşit eğitim almaları sağlanmaktadır. Sağlanmalıdır. Kreş, çocuk bakım evi, kadın sağlık merkezi, hasta bakım evi, yaşlı bakım evi, sığınma evi sayısı mutlaka ve mutlaka artırılmalıdır. Eşit temsiliyetin önüne engeller kaldırılmalıdır. Güçlü kadının, güçlü toplum, güçlü ekonomi, güçlü demokrasiye giden yolun kadın cinayetlerine müdahaleden geçtiğini unutmayalım. Sevgili dostlar, yaşamımızın her alanında neyi hak edip neyi hak etmediğimiz konuşuluyor ve şiddete zemin hazırlar hale getiriliyor. Mücadele ile elde ettiğimiz kazanımlarımız ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Biz kadınlar içine tıkmaya çalıştığınız kalıplara sığmayacağız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz. En karamsar olduğumuz anlarda bile ayak ucumuza değil, ufka bakacağız. Umudu göreceğiz. Göremiyorsak bir daha bakıp görene kadar bakacağız. Şiddete karşı kararlı duruşumuz yetecek bu şiddet kültürünü değiştirmeye, yok etmeye. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bu vesileyle hemen dün ama benim naçizane şahsım adına her an saygıyla andığım çok değerli topluma insan yetiştiren öğretmenlerimizin anlam ve değerinin pekiştiği Öğretmenler Günü'nü saygıyla kutluyorum. Buradaki bulunan alandaki öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Var olunuz, iyi ki varsınız. Cumhuriyet değerlerinin yok edilmeden ülkeye insan yetiştiren tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Değerli dostlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Ama şu pankartlarımız çok kıymetlidir. Arzu ederseniz önünde fotoğraf alabiliriz isteyen arkadaşlarımız olarak.